O gün hasta çocuğuyla bana geldi. 3-4 gün önce diş hekimine gitmiş. Diş hekimi antibiyotik tedavisi vermiş. Eczaneden almışlar ilacı. Bana geldiğinde işte kuzeniyle görüştüğünü, eczane ilacı yanlış verdi dedi. Ben dedim ki eczane ilacı yanlış veremez. Sistemsel mümkün değil. Bakayım ilacına dedim. İşte ilacına baktım, Croxilex diye bir antibiyotik. Diş hekimi ne yazdı dedim, Augmentin dedi. Dedim bu ikisi aynı ilaç. Yani eczane markayı farklı verebilir ama ilacın doğru. Ondan sonra çıktı, eczaneye gitti zaten. Eczane o sırada beni aradı. İşte bu hasta burada kavga ediyor, siz demişsiniz ki yanlış ilaç vermişsiniz falan diye. Dedim ben öyle bir şey demedim. Bana da kuzeninin böyle söylediğini söyledi dedim. Telefonu kapattık. O kameradaki görüntüler ondan sonra geldi zaten. İçeriye girdi, işte siz alamazsınız dediniz ama ben antibiyotiği aldım dedi. Ben de alamazsın, sistemde ayın 18'ine kadar antibiyotik gözüküyor. Bunu parayla da alamazsın, bunlar reçeteli ilaçlar dedim. Siz ne biçim hekimsiniz, senin gibi hekim de diye kapıyı çarparak çıktı. Ben de arkadan sen benim hekimliğimi sorgulamazsın deyince, bir iki saniye sürmedi zaten. Kapı birden açıldı, tam karşıda gözüken benim eşim. Eşime saldıracak diye ben zaten kucakladım, o sırada çeneme yumruk yedim. Ondan sonra sağ tarafa kucaklayıp yatırınca doktor arkadaşlar falan ayırdı. Yani olayda ne muayene var, ne ben reçete yazdım, tamamen ilacın markasını beğenmediğinden bana yazdırmak istedi. Olay bu. Ben normalde implant yaptırıyordum. Yumruğu implanta geldi. İşte diş hekimi bir ay bekleyecek. Normalde erteledi, diş takılacaktı. Kemik yapısı ne olacak belli olmaz hemen diye. Onu bekliyorum işte.